Değerli futbol severler, mutlu akşamlar diliyoruz. Yeni bir programla, yeni bir formatla karşınızdayız. Bir United programı, bir Sports'un Türk futbolunun önde gelen isimleriyle birlikte yaptığı bir program olacak bundan sonra. Amacımız yapıcı olmak, yıkıcı olmak değil. Amacımız bir şeyler üretmek, fikirler üretmek. Türk futbolunu nasıl daha yukarıya çıkartırız, nasıl sorunları çözeriz ve nasıl kulüpleri geliştiririz? Mini takımı nasıl daha yukarıya çıkartırız? Türk futbolundaki kaosu nasıl bitiririz? Gibi konuları ele alacağız ve bu programın ilk konu Türkiye Futbol Federasyonunun başındaki isim Nihat Özdemir Sayın Başkan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet Türk futbolunun tepesindesiniz ama Türk futbolunda son yıllarda giderek artan bir türlü bitmeyen bir kavga, bir tür kaos, tartışmalar beraberinde geliyor ve bir türlü huzuru tesis edemiyoruz Sayın Başkan. Siz Ankara gücünde de zamanında yöneticilik yaptınız, Fenerbahçe'de de Güzünde, yöneticilik evet. yaptınız. Şimdi futbol federasyonunun en başındasınız. Kulüplerin içinden geldiniz, sorunları yaşıyorsunuz, görüyorsunuz, biliyorsunuz. Fakat bir türlü biz e, bu sorunları çözemiyoruz. E, önce böyle başlayalım. Başlayalım. Türk futbolunda huzuru nasıl tesis ederiz? İki hafta evvel bir kulübümüz çıkıyor, büyük bir kulübümüz adalet istiyoruz diye bağırıyor. Aradan on gün geçiyor, bir başka kulübümüz çıkıyor, bizi şampiyon yapmayacaklar diyor. Ee, ve bu yıllardır hep aynı şekilde tezahür etmeye devam ediyor. Evet. Şimdi sözlerime başlamadan evvel evvela bu Be United programının Türk sporuna hayırlar getirmesini temenni ederek başlamak istiyorum. Evet, e, gerçekten beyin spor, diğer adı, adıyla Türk yine güzel bir başlangıç yapıyor Be United programına başlamakla. Ve tabii ilk programı da benle beraber yapmanızdan dolayı Bey Sports ailesine gerçekten canı yürekten kendim ve Türkiye Futbol Federasyonu olarak teşekkür Biz ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz katıldığınız için efendim. Ve iyi bir program olacağına, kaliteli bir program olacağına, Türk futboluna hatta Türk sporuna da çok büyük faydalar getireceğine de samimiyetle yürekten de inandığımı burada ifade etmek istiyorum. Evet. Türkiye Futbol Federasyonu başkanıyım. 1 Haziran'da 2 yılımı dolduracağım. Gerçekten İki yıl bir zaman geçti ama iki yıla yakın bir zaman geçti. Bunun son sonra bir yılı pandemi bir de Sayın Başkan. Zor bir dönem. Hem pandemi oldu hem işte kurlardaki hareketlilik oldu. Kulüplerimizin mali olarak sıkıntıları oldu. Ayrıca biz Türkiye Futbol Federasyonu olarak ilk defa takım harcama limitleri diye yeni bir konuya girdik. Ve bu gerçekten Türk futbol kulüplerinin yalnız Süper Lig'in değil biz bu, bu pencereyi bu tabloyu daha da büyüterek TFF birincilik, ikincilik, üçüncülüğü de bunların içine alarak Türk profesyonel hayatta olan Türk futbol takımlarının tamamını denetim altına almak yol, üzere yola çıktık. Ve ilk uygulamasını da 1 Haziran 2019'da göreve geldiğimizde ve o gün ki Genel Kurul'da bunun talimatnamelerini, genelgelerini, yönetmeliklerini açıkladık ve o Genel Kurul'dan dan sonra da genel kurulun bize verdiği yetkiyle de biz orada sicil kurulu diye yeni bir kurul inşa ettik. Bu kurul 7 kişiden meydana geliyor. Üçü işte bankacı, üçü yeminli mali müşavir, bir tane de hukukçu olmak üzere 7 kişiden olan bir grupla çalışmaya başladık. Hedefimiz neydi? Evvela bu kulüplerimizin maddi durumlarını, bütçelerini, finansal yapılarını düzeltmekti. Ana hedef buydu. Bununla yola çıktık. Çünkü UEFA ile olan kulüplerimizin mali ilişkilerinden dolayı gerçekten büyük zararlar gördüklerini, büyük cezalara çarptırıldıklarını, hatta hakları olan şampiyonlar liglerine gitmek veya UEFA Avrupa Ligi'ne gitmek gibi herhangi bir kuruluşa girmenin yani bir yarışmaya girmeye men olacak kadar cezalar alarak bunları geçmiş dönemde yaşadık. Hatta son yılda hepimizin bildiği gibi Trabzonspor son saniyede şampiyonluğu kaçırdı, ikinci oldu ama şampiyonlar ligine gitme hakkı olmasına rağmen ön eleme oynama hakkı olmasına rağmen e onu UEFA verdiği evet. kararla bir yıl bu haklarından men oldu. Onu yine Beşiktaş gitti. Böyle bir durumların yaşanmaması için UEFA yetkililerle yaptığımız görüşmeler, onlara yaptığımız sunumlar, Sicil kumumuzun nasıl çalışacağını Genel gelirinin ne olduğunu hepsinde kendilerine anlatarak yola çıktık. Bu işin maddi tarafının düzelmesi yolunda atmış olduğumuz adımlar. Her transfer döneminin başında her bir takımın harcama limitlerinin ne olduğunu her zaman kamuoyuna ilan ettik. İşte bir sene evet, farklı %30. tartışmalar da geldi Sayın Başkan beraberinde harcama limitleriyle. Ilgili. Onları da anlatacağım. Evet. İlk yıl %30 geçebilirsiniz dedik. Son yıl yani geçtiğimiz yıl ise %15 geçebilirsiniz dedik ve bu yıl yani gelecek sezon yani Ağustos'ta başlayacak transfer sezonundaki takım harcama limitlerinde hiçbir artış olmadan ancak transfer yapabilecekler ve o durumlarda ancak harcama yapabileceklerini yine kamuoyunu açıklayarak yolumuza devam edeceğiz. Herkes dedi ki ya bu takım neden bu kadar çok transfer yapıyor? Nasıl yapar? Öyle bir takımımız oldu ki 18 transfer yaptı. Sonra devre arasında transfer yaparak bunu 22'ye çıkardı. E Galatasaray'ın ayrıca transferleri oldu. Beşiktaş'ın oldu. Bunların hepsini yaparken hepsi bize verdikleri, beyan ettikleri finansal yapıları biz değerlendirerek biz bu takımların, futbolcuların transfer izinlerini verdik ve onların lisanslarını Peki verdik. şunu soracağım. Bununla ilgili nasıl bir denetleme mekanizması var? Şimdi biraz evvel de söylediğim gibi 7 kişilik bir Bizim sicil kurulumuzda. Yani burada var. kesinlikle bir taviz söz konusu olmaz değil mi? Veya, Hiçbir zaman evet. olmadı ve olmayacağına da inanıyorum. Ve bunu da yapmayacağız. Ve elimizden geldikçe bu takım harcama limitleri ve bizim sicil kurulunun vermiş olduğu kararlara saygı göstereceğiz. Bakın belki bu sezon e, ne çıkacağını bilmiyorum ama... ...öyle durumlar olacak ki takımlarımızın puan silme cezaları kadar eğer takım harcama limitlerini belli sınırlar üzerinde aşmışlarsa bu takımlara puan silmeye kadar verilen cezalar olacak. Ondan sonra kadro sınırlanması, transfer yasağı, ihtar gibi çeşitli cezaları var ve bu cezaları çalıştırmaya başlayacağız. Diyorlar ki neden çalıştırmıyorsunuz? Onların da sırası gelmek üzeredir. Bunları da yakın zamanda kamuoyuyla paylaşacağız. Peki Sayın Başkan finansal konularla ve kulüplerin yaşadığı zorluklarla madem başladık, başladınız. E, şimdi bu Futbolu, futbol çok büyük bir endüstri, bütün dünyada ve bu pandemi sürecinde son bir yıldır ciddi anlamda kulüpler, özellikle büyük kulüpler, yüksek seyirci kitlesine sahip kulüpler çok ciddi kayıplar yaşıyorlar, maddi kayıplar yaşıyorlar. Yani bir Inter Barcelona maçı hatırlıyorum, geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde Inter 5 milyon euro haslat elde etti o maçta, 5 milyon euro evet. toplam ve Düşünsenize Şampiyonlar Ligi, kendi ligleri, kendi kupaları böyle bir maç trafiğinde, böyle bir maç temposunda e, aşağı yukarı 30-40 maç bundan mahrum oynuyorsunuz seyircinizden ve loja satışları da var bunun içerisinde. Çok ciddi maddi kayıpları var kulüplerin. Bununla ilgili bizim kulüplerimiz de dolayısıyla bundan etkilendi. Bununla ilgili e, ne ifade etmek istersiniz? Bu maddi kayıpların boyutuyla ilgili. Şimdi bu, bugünlerde bir, bir yıl oldu pandemi dönemine girdiğimiz. Tabii pandemi dönemini yaşarken... Aynı zamanda kurdaki hareketlenmeler, faizdeki yükselmeler de kulüplerimin gerçekten finansal yapılarını bozdular. Biraz evvel de, de siz de söylediğiniz gibi, evet belki yayın gelirlerinde çok büyük kayıpları olmadı. Onlar da bir miktar kayıpları oldu. Bekledikleri yayın gelirlerinden elde ettiği gelirleri elde edemediler. 18 takım kendik 21 takıma çıktı. Dolayısıyla 18'e bölünürken haklar 21'e çıktı. Çünkü ligden düşmeyi kaldırdığımız için 18 takımla oynadığımız lig 21'e yükseldi. Dolayısıyla elde edilen yayıncı gelirden elde edilen gelirler 18 yerine 21'e bölünmeye başladı. Dolayısıyla her bir takım bundan eksik bir gelir alarak nasibini aldı. Ayrıca en önemli olay taraftarın maçlara gelmesidir. Hele dört büyük kulübümüzün Ankara gücü gibi, Bursa gibi ve büyük taraftar kitlelerinin takımlarını destedik, destekledikleri takımlarda gerçekten büyük tribün gelirleri, loja gelirlerinde büyük mahrumiyet oldu. Ayrıca nasıl tribün geliri, loja geliri azalmışsa bu sefer sponsorlar da takımlara verecekleri desteklerde bütçe kısıtlamalarına gittiler. Saha içi reklamlarda düşüklük yaptılar. Forma reklamlarında düşüklük yaptılar. Bütün bunların hepsi gerçekten futbol takımlarımızın, bu yalnız Süper Lig'de değil, birincilik takımlarımıza dahil olmak üzere, birincilik takımları da dahil olmak üzere gerçekten maddi yapılarını bozdular. Ve bunların büyük bir gelir kaybına uğradıklarını biz zaten görüyoruz. Nereden bakarsak bakalım, kulüpler bir evvelki sene, yani pandemiden önceki dönemi düşünürsek, neredeyse gelir kaybı olarak birazcık evvel söylediğim gibi 18'den 21'e çıkması vesaire gibi gelirlerinde neredeyse yüzde 30-35 civarında bir gelir kaybına uğradılar. Tabii bunlar takımı yönetme yeni transfer politikaları hatta kulüplerimizin yatırım yapma politikalarını dahi büyük ölçüde etkiledi. Maaş verme durumunda personel kısıtlaması hepsinde çok büyük şekilde Büyük bir sıkıntı yarıştılar. Eğer taraftarlar türbinleri doldurmak için stadyumlara gelselerdi, her takımın hemen hemen stadyumunun altında bir satış mağazası vardı. O satış mağazasından az da bir şey olsa kendisine, eşine veya çocuklarına birer küçük hatıra, o günü hatıra olarak kabul ederek bir hatıra günü kabul ederek bir ufak hediye alarak maça çıkabilirler. veya büyük hediye alan taraftarlar da vardı. Sonra İstanbul dışından gelen, Trabzon dışından gelen bir sürü taraftar geldiğinde takım ürünlerini almak için takımın mağazalarına uğruyorlardı. Dükkanlarına uğruyorlardı. Bunların hiçbirisine tabii uğramadan. Tabii ciddi kayıplar. Her oluyor. Gelip bir şeyler yiyorlar, içiyorlar orada. Da Sonra var. onların e, gelirlerinin, türbin gelirleri, loja gelirleri öyle kulüplerimiz var ki gerçekten türbin geliri kadar loja gelirinin olduğu kulüplerin var olduğunu ben biliyorum. Bunlar da mahrum kaldılar. Bu gerçekten pandemi kulüplerimize maddi açıdan çok büyük etki ettiğini herkes tarafından bilinmekte. Peki Sayın Başkan bu süreçte herhalde aşılanma bitmeden tamamen seyirciyle oynamak söz konusu olacak mı? Nasıl düşünüyorsunuz? Projeksiyonunuz nedir seyirciyle maç oynanması konusunda Şimdi tabii bu veya kadar, belli bir kapasiteyle? Tabii. Çünkü daha önce de bununla ilgili açıklamalarınız olmuştu. İşte %15, %20 şu kadar kapasite şeklinde. Fakat süreç buna izin vermedi ee, seyirciyle oynanması konusunda. Bazı ülkelerde mesela özellikle Rusya'da, Ukrayna'da hem futbol Oynamıyor. maçlarında hem basketbol maçlarında görüyoruz. Belli bir miktarda seyirci alıyorlar ama Avrupa'nın diğer ülkelerinde buna izin vermiyorlar. Biz buna nasıl e, bir öngörüyle yaklaşıyoruz bundan sonraki süreçte? Ligin sonuna kadar herhalde seyircisi oynanacak. Öyle gözüküyor. Şimdi tabii her gün değişen gün olarak yolumuza devam ediyoruz. Biz bu yolda yürürken Hiçbir zaman Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi olarak bir karar alarak yürüyemiyoruz. Çünkü bir defa bizim Türkiye Futbol Federasyonu'nun bir sağlık kurulu ve o sağlık kurulunun içerisinde de bir pandemi bölümü var. Onların kararları bizim için çok önemli. Bir adım öteye gidiyorum. Bizim aldığımız her kararda çünkü bu insan sağlığını etkilediği için Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile devamlı tebhas halindeyiz. Her ya bu konuda attığımız adımda mutlak surette hem kendi spor bakanlığımızda hem de sağlık bakanlığımızda görüşmeler yapıyoruz. Ve görüyoruz ki bugünkü Türkiye tablosuna baktığımız zaman kırmızıların olduğu kuzeyde bir Karadeniz bölgesi var. Maalesef evet. Bizim orada oynayan iki tane önemli takımımız var. Süper Lig'de. Trabzon ve Rize. Hemen yanında Samsun Giresun'u düşündüğümüz zaman da onları da TFF 1. Lig'inde hem de şampiyonluğa... Liderliğe oynamak üzere uğraşan takımlar var. Bunun yanında İstanbul. işte rakamlar, çok ciddi rakamlar neredeyse kırmızıya yakın olarak seyretmekte. Biz bu aşamada herhangi bir şekilde seyircili oynamanın insan sağlığı, sporcu sağlığı açısından kolay görmüyoruz. Sağlık Bakanlığı, Sayın Sağlık Bakanlığı ile yaptığımız görüşmelerde 1 Nisan'a kadar, bu işi seyircisiz oynama kararımız şu anda devam etmekte. 1 Nisan'da Sayın Sağlık Bakanımızla bir toplantı yapacağız, bir durum değerlendirmesi yapacağız. İşte o tarihe kadar aşılanma durumu nedir? Vaka sayıları neye doğru gidiyor? Ona göre karar vermek istiyoruz. Ama bizim liglerimizin Nisan ayından sonraki maçlarda seyircili oynayıp oynamamamız, hangi oranda açıp açamayacağımız localara seyirci alalım mı almayalımın bunun kararını Türkiye Futbol Federasyonu'nun kendi başına alamaz. Ancak danışacağız, istişare edeceğiz. Ona göre getireceğiz bizim kendi sağlık kurulumuzda bunları konuşacağız ve bunların şartlarını, talimatnameleriniz ve nasıl yapılacağına dair kararları aldıktan sonra bir karara verebileceğiz. Ama bir şeyi çok istiyorum. Şampiyonlar Ligi finali 29 Mayıs'ta Olimpiyat stadında yapılacak. Bu hak bizim geçen seneydi. Yani 2020 Mayıs ayındaydı. Biz onu yer değiştirdik. 2021 29 Haziran'a ertelendi. Gördüğüm kadarıyla şu anda çeyrek finale kalan Şampiyonlar Ligi takımlarına baktığım zaman gerçekten çok önemli ve iyi takımlar şu anda yollarına devam ediyorlar. İnanıyorum ki 29 Mayıs'ta yapılacak Şampiyonlar Ligi finalinde de Avrupa'nın çok iyi iki takımı İstanbul'a gelip bu finali oynayacaklar. Bir tek arzum var. Stadyumumuz çok güzel. Zemini hele bugün belki İngiltere'de, Almanya'da, İspanya'da rastlanmayan bir zemin yaptık. Ve orada oynayan herkes mutluluklarını hep ifade ediyorlar. Türbinlerimiz çok güzel. Aydınlatmalarımız gerçekten. Ses düzeni inanılmaz. Her şey dört dörtlük ama bir tek şey eksik şu anda. Seyircili oynamak istiyoruz. UEFA da bunu öyle istiyor. İnşallah 1 Nisan'da Sayın Bakan'la yaptığım top, yapacağımız toplantıda alacağımız kararlardan bir tanesi de Şampiyonlar Ligi'nin finali ki onu da sizin kanallar verecek. O maçları siz veriyorsunuz. İnşallah finali de siz vermiş olacaksınız. O maçın yani 76 bin kapasiteli olan Atatürk Olimpiyat Stadında Seyircili oynamak Tabii çok istiyoruz. Uefa'yla da istişare ediyorsunuz mutlaka. Uefa onun çok... Ve aynı zamanda yerel federasyonlar. Evet, biz neler getireceğiz? Bir defa Heskot'u getirebiliriz. Test zorunluluğu getirebiliriz. Ama bu stadyumu mutlak surette bu finali hem Türkiye'nin turizm açısından Türkiye'nin nasıl yani pandemi döneminde nasıl bir noktaya geldiğini bütün dünyaya göstermemiz açısından biz o türbinlere ne yapıp yapıp seyirci almamız lazım ki bu seyircinin alacağımız kapasitenin farz edelim ki 40 bin kişi oynadık bunun 30 bini yurt dışından gelecek hangi takımın orada finali oynayacaksa onun taraftarları gelmiş olacak biz onlara PCR testi veya bunun gibi heskodu vesaire gibi konuları getirerek bu maçı seyircili oynamayı çok arz ediyoruz tabi bu bizi de aşan bir konu Netice olarak bir Türkiye'nin ...sağlık konusudur. Biz de bunu danışarak, alarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Ümit ki bizim için en iyisi olur Sayın Başkan. Şimdi tabii... ...bu Covid'le başladık. Finansal etkilerinden bahsettik. Ki sadece Türk futbolunu değil... ...bütün dünyayı vuran... ...bir salgın bu maalesef. Ekonomik olarak da etkiledi. Her anlamda geriye doğru çekti. Ve gelelim güncel konulara biraz. Güncel konuların başında... ...VAR uygulaması geliyor... Şimdi VAR sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada tartışılıyor. Kimileri olumlu bakıyor, kimileri olumsuz bakıyor. İşte belli bir standardı biz yakalayamadık VAR konusunda. Fakat aynı sorun diğer ülkelerde de var. İşte İngiltere'de de var. Yani sadece Türkiye'deki maçları değil bütün dünyadaki maçları takip ediyoruz benzer tartışmalar oluyor Özellikle bu küçük ofsay konularında santimetrelerle olan olsa konularında işte klop da isyan etti zamanda Mourinho'da çıktı isyan etti geçen seneki şampiyonluk maçında Manchester City Liverpool arasındaki maçta da santimlerle bir pozisyon vardı Liverpool attığı ikinci golde hep bu tartışmalar oluyor Bizde de çok oluyor ve son dönemde arttı özellikle Fenerbahçe'nin işte son yaşadığı karşılaşmalar sonrasındaki opsiyel tartışmaları varla ilgili. Bununla ilgili ne söylemek istiyorsunuz efendim? Şimdi bir de operatör işi devreye girdi var hakemlerinden sonra. Hepsinden ilgili bilgi vermek isterim tabii. Şimdi bu sene varda yaşadığımız üçüncü sene. Memnun musunuz? Çok memnunuz. Bazı problemler yaşıyor musunuz? Evet yaşıyoruz. Çünkü neden yaşayacağız? Netice olarak sahadaki Maçı idare eden de bir insan. Var odasında çalışan insanlar da insan. Hata yapabilirler mi? Yapabilirler. Ama netice olarak bizim bir tek istediğimiz var. Bu hataların hem sahada hem de vardaki verilen kararlarda eğer bir hata yapılacaksa bunu en aza indirgemek olmalıdır. Ana çıkış yolumuz budur. Ve ben her yıl var konusunda daha ileriye gittiğimize inanıyorum. VAR sistemini kurarken 3 sene evvel bu kararı vermiştik ve en iyi sistemi kurduk ve en iyi operatör sistemini de seçtiğimize inanıyorum. Neden bunu olduğunu da biraz sonra anlatmaya çalışacağım. Şimdi evvela isterseniz oradan başlayalım. Çünkü şu anda gündemde olan suçlanan, suçlamak istedikleri Yanlış adres olarak nitelendirdiğim konuda neden yanlış adreste olduklarını ifade etmek istiyorum. Etmek isterim. Şimdi biz 2018-2019 yılında VAR sistemini kurarken operatörün kimin olacağı konusunda ihaleye çıktık. Birçok firmalar müracaat ettiler, ihalemize girdiler, teklif verdiler. Hawkeye bunlardan bir tanesiydi. Havka Fiyatı da ucuz değil. Başka 65 ülkede sadece futbolda değil, birçok branşta, kriketten tutun da tenise kadar birçok spor branşında hizmet veren çok uluslu bir şirket. Büyük bir şirket. Yani sahibi de bildiğim kadarıyla e, reklama girecek belki ama Sony, havka in Esas ana evet. ana bu işin sahibi de Sony. Yani uluslararası bir şirket. Ama İngiltere'de yer almış bir şirketimiz. Şimdi bu da o zaman. Bunu seçerken nelere dikkat ettik? Bir defa Hawkey Dünya Futbol Şampiyonasını düzenliyor FIFA'nın UEFA'nın Avrupa Futbol Şampiyonasını düzenleyecek işte gideceğiz Haziran ayında inşallah onu düzenliyor. Onun elemelerinde varsa düzenliyor. Şampiyonlar ligini düzenliyor UEFA Avrupa ligini düzenliyor UEFA liginde bütün majörlikleri bütün gelelim İngiltere. Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve Hollanda gibi ülkelerin de operatörlük hizmetlerini yapıyor. Biz bunların hepsini düşünerek o zaman Haukay'ı seçtik. Haukay Türkiye'den hiç öyle sokaktan toplanan insanlar değil. <laughs> önemli insanları seçerek onların kimlik numarasıyla her türlü araştırmasını daha detaya inmeyeyim. Her türlü araştırmasını yaparak o zamanki bizim federasyonumuza vermişti. Ve bunları eğitime aldı götürdü. Eğitti. Sonra UEFA'da bunları imtihana sokturdu. Onlardan da UEFA'dan yeterlik lisansını aldırdı. Ve göreve getirdi. Böyle başladılar. O kadar iyi operatör çocuklarımız var ki. Bugün UEFA nezdinde bile şampiyonlar ligi maçlarını idare ederken. Varados'una giden operatör arkadaşlarımız var. Biz bunlardan gurur duruyoruz. ve Haukaya böyle bir sistemi kurduğu için gerçekten yürekten teşekkür ediyorum. Ama bir kulübübüs bunun işte obsayı çizgisini bir var operatörü çiziyor diye bu bir maçtan sonra yönetim kurulu üyeleri böyle bir açıklamada bulundular. Ve bunun çeşitli bazı siyasi, İlişkilerinin olduğunu ve bunların bir takımın önünü kesmek için bazı olaylar yarattığını, iki başlarında da buna benzer olaylar yaşadığını ifade ettiler. Saygı diyorum. Ve biz bunları aldık ve hem bizim Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na havale ettik, hem de aynı zamanda 62-22 sayılı yasayı düşünerek bunları İstanbul Başsavcılığı'na müracaatımızı yaptık. Bu konuyu araştırın diye. Çünkü gerçekten büyük iddialarda bulunuyorlar. Bizde bütün evraklar açık. Kendilerinin evinde de bilgi belge varsa, bir an önce hem adli kurumlara hem de bizim federasyona vermelerini bekliyoruz. Gelelim işin içine. Operat suçladıkları operatörün etkisine. Hemen bu kararlarından sonra ben bizim bütün arkadaşlarımızı, merkez başkanımız dahil olmak Çok üzere. Çok özür dilerim. Var odasında bir maç esnasında kaç kişi oturuyor? Herhalde var kişi var, 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 operatör var. Var işte herhalde beş kişi orada dört beş kişi civarında kişi oturuyor. Yani hani bir ben, kişi art niyetli olsa bile beş kişinin birinden mutakilini bir bir vereceği lazım, bir mi? karar Tabii. yok. Ayrıca operatör arkadaşımızın bu konudaki dahili, yani ofsay çizgisinin Çizilme konusundaki dahili yüzde sıfırdır. Yüzde bir bile değil bakın, yüzde sıfırdır. Kararı veren vardaki hakemdir. Çünkü bütün mesele olay şu, topa vurduğu anı tespit edebilir. Temas ettiği an işaret koyuyor. O anı bulduğu evet. anda netice olarak çizgiyi otomatik olarak çizmektedir. Kim geridedir, kim ileridedir o zaman kolaylıkla karar veriliyor. Ama böyle bir arkadaşlarımız açıklamada bulundular. Biz de federasyonel açıklamayı buna benzer bir açıklamayı yaptık. Şimdi konuyu biz yargıya taşıdık. Şimdi arkadaşlarımız ellerindeki belgeleri yalnız yargıya vermeyecekler. Aynı zamanda bize Türkiye Futbol Federasyonu'na göndermeleri lazım. Bekliyoruz. Arkadaşlarımızdan kulüplerimizden bu belgelerin gelmesini bekliyoruz. Ama bence çok büyük yanlışlık yaptılar. Bir şeyler aradılar. Halbuki onlar e, bu maçın neticesinin buna bağlamamaları gerektiğine ben inanıyorum. Neredeyse ben onların yaşları kadar neredeyse futbol işinde benim yöneticiliğim var. Bu konuda bu şekilde adres aramanın yanlış olduğunu ifade etmek istiyorum. Yanlış varsa başka bir yerde aramalar gerekiyordu. Arkadaşlar bu yolu seçtiler. Saygı duyuyorum. Biz de gerekli hukuksal işlemi başlattık. Bakalım neticesi ne olacak. Peki hakemleri genel anlamda VAR sistemi ile beraber nasıl buluyorsunuz? Başarılı buluyor musunuz veya gelişmesi için, daha ileriye gitmesi için bazı projeleriniz var mı Türk hakemliği konusunda? Şimdi bunu Serdar Tatlı'yla da biz konuştuk. Barış İmşek geldi, konuk ettik kendisini. Daha önceki MHK Başkanı geldi, Yusuf Namoğlu. Yıllardır Türk hakemliğini nasıl da daha yukarıya çekeriz? Bunun tartışmasını yapıyoruz. Yetenekli hakemlerimiz var. Ama hakemler de kabul edelim ki çok büyük baskı altında. Çok büyük baskı altında oldukları için de işleri zor geçiyor. Aynen. Yani e, hata yapıyorlar. Hata yapmamak için... Bir hata yaptıkları zaman onun altında kalıyorlar. Birçok problem beraberinde geliyor. Bununla ilgili işte yabancı hakem gelsin, yabancı merkez hakem komitesi başkanı olsun veya VAR'da yabancılar otursun falan şeklinde bazı fikirler var. Ne diyorsunuz bununla ilgili? Şimdi bir defa Türk hakemliği ne durumda? Evvela bir ona bakalım. Türk hakemliği bugün UEFA nezdinde gerçekten kalitesi belli olmuş takdir görmüş bir müessese olarak ben görüyorum. Bizim MHK'yı ve hakemlerimizi. Bakın son zamanlarda uzun zamanlardan beri aynı anda UEFA'nın Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde aynı gecede 3 Türk hakemi 3 ayrı maçta birden görevlendirildi. Bakın Avrupa'nın diğer takımlarına, ülkelerine bir ülkenin aynı anda 3 hakeminin görev almasını çok nadir görüyoruz. Peki görürsünüz. Sayın Başkan, hakemlerimiz görev yapıyor. Seviye Dortmund maçı çok da güzel maç oldu. En son Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun üçlüsü görev yaptı. Değil mi? Dördüncü hakem de bizdendi. Mete Va Kalkavan'dı sanıyorum. Dör Fakat Va var hakemi İtalyan'dı. Neymiş? şimdi? Onu da tabii Ulenberg geçen hafta buradaydı. Evet. Eğitim için bize gelmişti. Üç gün eğitim yaptırdı bütün hakemlerimize. İnşallah milli maç arasında da bütün hakemlerimizi Antalya'ya götüreceğiz. Ulenberg de gelecek. Ve orada da bütün hakemlerimizle birlikte Antalya'da kamp süreci devam edecek. Bu kamp süreci de önemli derecede eğitim yapacaklar. Şimdi bizim esas aradığımız konu o olmamalı. İşte yabancı hakem gelsin. Ya Biz zaten yurt dışına hakem yolluyoruz. Bizim öyle bir şeye ihtiyacımız yok. MHK'ye yabancı gelsin. Evet MHK'ye yabancı gelmesine ben tamamen eğitmen karşıyım. Eğitmen geliyor, danışman geliyor Ben, ben eğitmen almaya, daha çok danışman almaya hem hemfikirim. İşte Ulem. Bundan evvel idi bizim danışmanımız. Bu hakemlerin yetişmesinde çok büyük etkisi olan bir hakem camiasının önemli bir arkadaşımız da Rosetti. Şimdi nerede? UEFA'nın MHK'sinin başında. Ondan sonra biz Rosetti'den sonra kiminle anlaştık? Hollanda'da bir arkadaşımız olan Ulemberg'de anlaştık. Her olayı her maçtaki her olayı bırakın Süper Ligi 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'deki olayları dahi hakemiz Ulemberg'e gönderiyor, görüşlerini alıyor, hakemlerimizin notları ve gelişimini beraber yürütmektedirler. Bütün bunlara rağmen işte bu hafta 3 gün eğitim yaptılar. İşte maçları oynadılar. Şimdi gideceğiz milli maç arası, pazar günü nasıl, milli maç arası veriyoruz. Antalya'ya gidecekler. Eğitime devam edecekler. Ama netice olarak saniyenin onda birinde karar verdikleri bir olay oluyor. Kart olayı. Faul verdi mi, vermedim mi? Hadi offside de vara gidiliyor ağırlıkta. Penaltı kararı. Ele çarptı mı, hareketli mi, el açık mı, kapalı mı? Top mu ele çarptı, el mi tola çarptı? Bütün bunları saniyenin onda birinde karar veriyorlar. Yanlış olur olmaz. Ama şimdi yeni bir sistem var. Var. Varı sanki bütün kamuoyu hakemmiş gibi düşünüyorlar. Hayır. İsminde ne var? Var dedikleri... Video asistan refri yani video yardımcı ya. Yani hakeme yardım eden bir yer. Ve hangi konularda müdahale edeceği yalnız Türkiye'mizde değil, 55 tane UEFA ülkesinin uyacağı bir genelgeyle ancak girip girmeyeceği belli. Yani niye burada girmedi? Yok ki yetkisi yok ki girsin. Efendim bu sarı kartta niye müdahale etmedi? Bunların hepsi zaten Var'ın nasıl uygulanacağı konusundaki talimatnamelerde var. Bunun dışında hareket etmeleri söz konusu değil. Ben neyi ararım? Hakem hata yapabilir. Var'daki insan da hata yapabilir. Bir kasıt var mı yok mu? Şimdi bir hakemimiz diyor ki üç defa ısrar etti söyledi. Bana bir hakem arkadaşım dedi ki diyor hem de hakem camiasının saygın bir ismi Eski hakem. Önemli bir gazetede yazı yazıyor. Evet. Önemli bir televizyon kanalımızda spor programı yapıyor. 3 defa ayrı ayrı programlarda hakem arkadaşımız bana dedi ki Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacaklar. Peki geldi bize. Verdik savcılığa. Başsavcılığa müracaatımızı ettik. Çıkıyor şimdi diyor ki ben bu hakemin ismini veremem. Git şimdi savcılığa hesap ver. Yani ortalığı karıştırmak için, kaos yaratmak için bu hakem müessesesine ayıp ediyorlar, yazık ediyorlar. Etmemeleri gerekli. Neyi aramamız lazım? Kasıt var mı yok mu? Trabzon-Fenerbahçe maçından sonra, işte ele bir penaltı değme olayı var. Hakemler ve var odası devam dediler. O hafta herkes şunu konuştu. Bu hakemler ve federasyon Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak. Son Fenerbahçe Gençler Birliği başladıktan sonra, Fener'in önü kesildi, Beşiktaş'ın önü açılıyor. Şimdi bu hafta büyük bir derbi efendim, var. Ben şimdi yani çok özür bunlar... dileyerek bir araya gireyim. Şimdi ben 29 yıldır bu işi yapıyorum. Siz de çok uzun yıllardır yöneticilik yapıyorsunuz. Ee, bu söylentiler son yıllarda özellikle sosyal medyanın da var olmasıyla birlikte son dönemde katlanarak artmaya devam etti. Bu komplo teorileri. Şimdi dünyanın her tarafında futbol oynanıyor. Her tarafında hakem hatası oluyor. Herkes hakem hatalarını tartışıyor. Hakemler suçlanıyor. Sadece futbolda değil. Bu Amerikan futbolunda bile böyle. Beyzbolda da böyle. Basketbolda her da, da böyle. Her Karar varsa Boga. Aynen. Fakat bizde şimdi geçen sene Başakşehir şampiyon oldu. Efendim yok işte Trabzonu yapacaklar diyorlardı. Bir anda son anda son düzlükte Başakşehir geldi. Ondan önceki sene Galatasaray oldu. Efendim işte bilmem falanca şampiyon yapacaklar. Başakşehir yapacaklardı. Yapardı, Galatasaray lazım. geldi oldu. Her sene birinci şampiyon yapacaklar veya yapmayacaklar. Kim bu insanlar? Yani siz federasyonun içindesiniz. Yönetim kurulu arkadaşlarınız var. Nasıl oluyor yani hakemleri çağırıyorsunuz? Ey hakem arkadaşlar bakın bu sene falanca takımı şampiyon yapıyoruz mu diyorsunuz. Veya öyle mi diyorlar? Kim bunlara nasıl inanıyor? Tahsilli insanlar, eğitimli insanlar bile bunlara inanıyor. Maalesef. Bu Komplo teorilerine. Bunun içinde bir tek önemli etken var. Son zamanlarda bu işin bu seviyede bu seviyeye kadar artmasının bir tek nedeni var. Sosyal medya. Yani siz mesela Salı akşamı maçtaydınız. Kupa maçında değil mi? Başakşehir-Beşiktaş son şampiyon. Beşiktaş lig lideriyle oynadı kupa maçı. Harika bir maç. 2-0'dan 2-2'ye geldi. Fırat Aydınus hocam. 3 gitti. Fırat Aydınus güzel. Mükemmel Uyun. bir maç idare evet. etti. Ben maçtaydım. Yani Maçtay... oyuncular iyi niyetli olduktan sonra futbol odaklandıktan önemli. sonra hiçbir şey oldu. Sorun yok. Çok güzel var. bir noktaya evet. burada temas ettiniz. Oyuncuların niyeti. Bir defa dünyanın en iyi hakemini getirirsek getirelim sahada görev yapan 11 11 22 yedeklerle beraber işte 28 30 kişi. Artı 2 teknik direktör. İyi niyetliyse hakemin işi çok kolay. Her zaman o hakem en iyi maçı idare eder. Ama sahadaki futbolcular, kulübedeki teknik direktörler iyi niyetli değilse dünyanın en iyi hakemini getirelim ki dünyanın 2 numaralı en iyi hakemi Sayın Cüneyt Çakır'dır. Bunu ben yazmadım. Bunu ben seçmedim. FIFA'nın seçtiği dünyanın 2 numaralı hakemi son 10 yılda Cüneyt Çakır ve ekibidir. Ona bile bizim sosyal medyada ve sahada oynayan futbolcularımız yardım etmesinler hiçbir maçı başarılı yapamaz. Bakın öyle maç dün yani geçenlerde e, dediğiniz gibi 3 gün evvel Beşiktaş Başakşehir maçı Fırat Aydınus ve ekibi maçı idare ettiler. Yanımda Başakşehir'in başkanı Sayın Göksel Gümüşdağ. Sol yanımda Sayın Ahmet Çebi var. Ve arkamızda yönetim kurulu üyeleri var. Bir tek problem yaşamadık. Bir tek barışma yaşamadık. Sağdaki oyunculara da baktım. Hepsi Fırat Hoca'yla ve teknik direktörlerimiz Sayın Sergen Yalçın, Sayın Aykut Kocaman hepsi maçın hakemine yardım edici saygılı biçimde davrandılar ve Fırat Aydınus 4-4'lük bir maç idare etti. Tebrik ediyorum. Sonunda da 2-0'dı, 2-2 oldu. Uzatmalara kaldı. Beşiktaş bir gol buldu ve Başakşehir'i eledi. Aman Fırat Aydın'ız başarılı olduğu kadar bence sahada ter döken futbolcu kardeşlerim ve teknik direktörlerin de bu işte katkısı büyüktür. Maç sonunda da hiçbir teknik direktör hiçbir futbolcu Hakemle ilgili bir şey. Ya Yarım final maçı ve gerginlik olmuyor. Neticede oyunu odaklanmamız lazım. Onun için o örneği verdim. Peki biraz hızlanalım sayın başkan. E, futboldaki bu kaos, tartışma ortamı, bu kavga bunun nasıl son bulur sizce? Ne yapmak lazım? Yani yaptırımları mı arttırmak lazım? Bir defa yaptırımları istediğiniz kadar arttıralım. Para cezası. Bir etkisi olmuyor mu? Bu işin ben etkisi ceza ile bu işi sınırlandıracağımıza ben inanmıyorum. Bir tek bir şey istiyorum. Takımlar yüz yüze geldiklerinde veya benim yanında veya kulüpler birliği toplantılarımızda müşterek birçok toplantımız oluyor. Orada birbirlerine gösterdikleri sevgi ve saygıyı maçlar bittikten sonra da rakiplerine hani respekt yazıyor ya bizim UEFA 1.0 madde ırkçılık bir respekti ki bunu uygulasınlar. Saygıyı ve sevgiyi uygulasınlar. Kim olursa olsun 21 takım bir yarışmaya girdi 42 hafta maç oynanacak Her bir takım 40 maç oynayacak Netice olarak Biri şampiyon olacak Ve 4 takımımız da ligden düşecek Ama hepsi birbirinin arkadaşı Hepsi bir yer birbirine yan yana geliyorlar Ne olursunlar Birbirlerinin kuyusunu kazmadan Sahada centilmenle çıkıp Kalan işte 11 haftamız 10 haftamız kaldı 30. haftayız 12 hafta daha maç oynayacağız bu ligi tamamlayalım. Hakkıyla şampiyon olan Kibo oldunsa hepimiz onu tebrik edelim. Saygı duyalım. Onu sevelim. Küme düşen ligden düşen takımlarımıza da yine sevgiyle yaklaşalım. Ve onların da bir an önce alt ligden tekrar Süper Lig'e yükselmeleri için elimizden gelen desteği maddi ve manevi yapmaya çalışalım. Bu arada tabii az önce Covid'i konuştuk ama şunu da geç kalınmış bir tebrik belki olacak ama ki daha önce yayınlarda söylemiştim ben. Pandemide dikleri ara verildi, ardından bir takvim yapıldı. O süreci bence biz çok iyi yönettik. Yani siz federasyon olarak çok iyi yönettiniz. Neden? Çünkü mesela Hollanda bitirdi, Fransa Kestir bitirdi, gibi. evet, Yorulik Anadolu Efes Şampiyonluğu'na gidiyordu, bitirdi. Ee, yani biz tekrar başladık ve basketbol federasyonumuz, aynen. voleybol federasyonumuz evet. oynatmadı, ama biz inandık oynatacağımıza. Evvela Sağlık Kurulu Başkanı... Ve problemde yaşanmadan oynandı maçlar. Ömer Taşer'e evet. ve onun ekibine gerçekten yürekten teşekkür ediyorum. Biz bu işe karar verdik oynatmaya başlayınca medyadan, yazılı yani ve Salon sporları neler, da biraz ayırmak neler, neler lazım açık, açık tabi. kapalı. Tabii onlar bizim bir avantajımız var. Yazılı medyadan, görsel medyadan bunu oynatamazsınız. Neden bu yola gidiyorsunuz? Bu insanları öldürecek misiniz sporcuları? Futbolcuları hastalıktan... Çok büyük bir kaos olabilirdi. Ne? Yani, evet. Ama biz ligi tamamladık. Oynayarak tamamladıktan sonra birisi çıkıp sizin gibi biraz evvel konuşmanıza söylediği gibi söylendiği gibi ya bu helal olsun bu federasyona. Buna rağmen buna rağmen bu ligi tamamladılar. Buna rağmen Beyin Sports bütün paraları ödedi. Biz de kulüplere bütün paraları aktardık deyip teşekkür etmediler. Ama biz onların teşekkür edip etmesini beklemedik zaten. Biz görevimizi yaptık. Bizim bir görevimiz var. Sahada futbol oynatarak hak edeni şampiyon yapmak ve ligdeki sıralamayı yapmaktır. Bu senede sezon başında ya bu lig oynanır mı, oynanmaz mı? Eylül'de başlanır mı? Bunu Şubat'ta başlatın gibi birçok şeyler duyduk. Söylendi, yazıldı. Ama biz inandık. Bizim sağlık kurulumuz inandı. Biz bu ligi oynatacağımıza dair. Gerekli talimatlamelerimizi, genelgelerimizi yayınladık ve lige başladık. Ve bugüne kadar da geldik. İnşallah kaldı burada 11 haftamız veya 12 haftamız kaldı. İnşallah bunu tamamlayacağız. Hak edenlerin sıralamasını da yapıp inşallah 2021 22 sezonuna başlayacağız. Peki Sayın Başkan, bu zemin konusu da çok tartışılıyor futbolda. Ee, Tabi şimdi bu aslında kulüplerin sorumluluğunda olan bir konu. Yani kulüplere çünkü tahsis edilmiş o statlar ve onların bakımı kulüplere ait. Fakat federasyonun da bu işe dahil olmasını bekliyorlar. Özellikle bununla ilgili belki bir yaptırım konusunda da, dahiliniz olabilir. Evet. Bu konuda tabii şu anda bizim sadece bir yaptırımımız var. Bizim e, bu sahalara maç oynanıp oynamamı veren gruptaki arkadaşlarımız maçtan önce sahaya gidiyorlar. Bakıyorlar futbol oynamaya elverişli mi değil mi? Elverişliyse oynatıyorlar. elverişsizse o maçı o sahada oynatmıyorlar. Başka bir sahada oynanmasına karar veriyorlar. Şu andaki bizim yetkimiz bu. Ama bence bizim bu konuda yetkimizin arttırılması gene talimatname genelgelerimizin yayınlayıp bu konuda da bizim bir parça dahil olmamız gerektiğine inanıyorum. Bakın biz bir olimpiyat stadı yaptık. Evvela altyapısını yaptık. Yani sahaya çi ekmekle futbol sahası yapılmaz. Evvela altyapıyı yapacaksınız. Altyapıda yağan yağmuru, eriyen karın suyunu bir an önce bu sahanın zemininden alıp dışarıya atmanız lazım. Bunun adına drenaj denir. Bu sahalarımızın bir yok. Olmadığı için bu sorunlar yaşanıyor. Ama olimpiyat stadı gerçekten tekliğin son istenilen şartlarına göre yapılmış bir saha. Bunu da bizim yönetim kurulu üyemiz hem olimpiyat stadlarından... Sorunlu hem tesislerden sorumlu ve yönetim kurulu üyesi arkadaşım Sayın Nuri Akın gerçekten büyük emek verdi ve bu stadyumu bu hale getirdi. Şu anda UEFA'nın bile tam not verdiği bir futbol sahası. Peki geldi. bununla ilgili bir know-how hizmeti falan federasyon biz verebilir hazırız. mi? Biz hazırız. Bizim ekibimiz var. Bu konuda her kulüp zaten bizden yardım istediler. Yolladık bu aralarda. Elimizden gelen desteği yapıyoruz ama biz bunu şöyle yapalım. Biz bu statların zeminini biz yapalım gibi herhangi bir durumu Futbol Federasyonu yoktur. Bizim ancak denetleme ve karar verme konusunda yetkimiz var. Peki şunu soracağım Sayın Başkan. Ee, tabii kulüplerin finansal durumunu konuştuk. Covid'i konuştuk. Hakem konusunu, var konusunu masaya yatırdık. Ee, mesela bazen de biz şimdi uluslararası bir yayın kuruluşu burası. Bein Sports. Birçok ülkede faaliyet gösteriyor. Çok, yayın, çok evet. uluslu. Ve uluslararası standartlarda. E, yayın yapıyoruz. E, burada bu stüdyolarda hiçbir zaman sahanın dışına çıkmıyoruz. Futbolu konuşuyoruz, futbolu tartışıyoruz, e, fikirlerimiz oluyor, farklı fikirlerimiz oluyor. Ama neticede burası uluslararası bir şirket ve e, 16 kamera, 18 kamera, derbilerde 23-25 kamera ya kadar çıkabiliyor. Yani bu e, UEFA Avrupa Ligi'ndeki standartların bile üstünde Süper Lig'deki 10 maçın teknolojisi. Fakat biz eleştiriliyoruz e, kamera açıları, işte maç rejileri, e, Bin Sports'un da taraflı olduğunu düşünen, iddia eden, ne yazık ki maalesef üzülerek söylüyorum, kesimler oluyor. Sizin federasyon olarak Bin Sports'la olan ilişkileriniz veya BİN Sports'a bakışınız nasıl? Şimdi biz e, BİN Sports'la ilişkilerimiz uzun süreye geçmiş süreye dayanıyor. Son ihalemiz, 5 yıllık bir ihale yaptık. Bu sene 4. yılını yaşıyoruz. Bir yıl daha sözleşmemiz var. Ve bu yılın içerisinde, yani 2021 22den sonra olacak 2022 23 sezonunda bu yayılları kim yapacak diye bir ihale sürecimiz var. Onu da şartlarını sözleşmemize göre Haziran'dan itibaren hazırlayacağız ve bunu açıklayacağız ve yeni bir süreç için hazırlığa başlayacağız. Ama geçirdiğimiz 3 yıl bitmiş, 4. yılın içindeyiz. Biz beyin sporla ilişkilerimizi daima Sayın Demirören dönemi dahil olmak üzere, şimdi de benim dönemimde ...çok üst seviyede... ...iyi tutmaya çalıştık... ...hem sizin... ...bihazsa... Bil e, ...Mr. Yusuf yani... ...Sayın Yusuf Abudali... ...ve şimdi Sayın Raşit Bey'in... ...önemli katkılarıyla... ...bu ilişkilerimiz hep üst seviyede... ...ve iyi bir şekilde... ...birbirine sevgiyle... ...birbirine saygıyla yönetmeye çalıştık... ...ve bugüne kadar da... ...anlaştığımız konular içerisinde... ...Beyn Sports tüm şartları yerine getirdi. Biraz evvel de konuşmamın başında da söyledim. Gerekli ödemeleri yaptı ve bu ödemeleri biz kulüplerimize anında aktardık. Teknik konuya gelince. Öyle gün oldu ki 7 maç, 8 maçı dahi Bein Sports aynı anda verdi. Türk futbol seyircisine biliyorsunuz sezon sonunda son 3 hafta veya son 2 haftada Duruma göre bütün başları aynı saatte başlatma durumumuz olabiliyor. Son sezonda yani 2019-2020 sezonunda son iki haftada Bein Sports 8 maçı aynı anda verebildi. Bu çok büyük bir teknik kapasitesinin büyük bir yatırmanın olduğunu en büyük göstergesidir. Kaliteye gelince tabii her zaman her işte olduğu gibi Yine sosyal medya, yine kulüplerimizin ön yargılı bazı hareketlerinden dolayı işte bazı görüntüler veriliyor, bazıları verilmiyor. İşte bu da beyin sporsa bu işin bir parçası. Yani hakemler var bu işin içinde. Var var. Biz federasyon yöneticileri var, MHK var, beyin sporsu olarak siz de varsınız. Bunlar hep beraber bir tezgah kuruyoruz. Siz bazı yayınlara diyoruz ki vermeyin. Aman beyin sporsu bunları saklayın. Ve aynı anda bir sürü maç oynanıyor. Bunları düşünecek kadar bazı insanlarımızın düşünce fakiri olduğu, düşüncede eksikliklerinin olduğunu burada açıklıkla ifade etmek istiyorum. Ben beyin sports'un kalite yönünden, personel, personeleri seçimi yönünden, ondan sonra programlarınızdaki kalite yönünden gerçekten beyin sports yetkililerine teşekkür ediyorum Türkiye Futbol Federasyonu olarak. Hata olmaz mı? İşin içine gene insan var. Bu programları yapan, eden insanlar var. İnsanlar tabii ki hata yapabilirler. Ama bazı zaman yapılan hataları da Brain Sports tespit etti, özür dilemesini de bildik. Ve her zaman oturup konuşalım bir hata yapmışsak. Tabii her zaman bunları uzlaşalım, olalım. yolumuza tabii. devam edelim yaklaşımı içinde bulundular. Ve bunu yaptınız. Ben onun için Brain Sports'un kalitesi yönünden Personelleri yönünden ve yukarı seviyedeki yöneticilerin bizle olan ilişkileri yönünden gerçekten memnunum. Her zaman her dakika bir sıkıntımız olduğu zaman biri birimize ulaşmaya, biri buluşmaya her zaman dikkat ettik ve buluşup meseleleri çözmeye çalıştık. Bugüne kadar da aramızda çözmediğimiz hiçbir sorun kalmadı. Bir de şu da var tabii Sayın Başkan biliyorsunuz hakimsiniz kesinlikle konuya da e, izleyiciler de bilsin paylaşalım. Her hafta BİN Sports'un yayınladığı dört karşılaşma İngilizce de anlatılıyor biliyorsunuz. Aynı yurt dışına da Evet yurt dışında yayınlanıyor. Yani mesela diyelim ki ben Cezayirli bir futbol severim. Fegüli'ye hayranım. Oturuyorum evimden Cezayir'de Fegüli'yi seyrediyorum Galatasaray maçında. Veya başka ülkelerde işte Beşiktaş'ta Abu Bakar oynuyor Kamerunlu. Bir Açık dönem de verdiniz. Mesut gibi dünya çapında bir oyuncu geldi. Açıyor seyrediyor. Afrika'da, Kuzey Afrika'da, Orta Doğu'da, Avrupa'nın ülkelerinde, Amerika Birleşik Devletleri'nde her yerde yayınlanıyor bu maçlar. Bunu da vurgulamak istedim. Korsan yayınla ilgili düşünceleriniz neler? Korsan bu bütün yayın. dünyanın bir sorunu ama Türkiye'de biraz fazla büyük bir sorun. Bütün dünyanın sorunu olmasına rağmen ama Türkiye'de bu iş biraz daha fazla. Ben inanıyorum ki eğer korsan yayın ki bu yalnız Türkiye Futbol Federasyonu'na göre düşüyor. Beyin Spor'sun görevi var ama bu işte devlete de düşen görevler var. Çünkü yayıncı kuruluş olan Beyin Sports'un bu yayınlarının hemen hemen yok yok fiyatına bir bedelle kaçak olarak yayınlanması bundan da devlet de kaybediyor. Vergi kaybı oluyor. Siz eğer daha çok para kazanabilseniz inanıyorum ki daha çok vergi vereceksiniz kulüplerimize daha çok para aktarabileceksiniz. Bunu mutlaka önlememiz lazım. Bunun için yasa gerekiyorsa yasayı çıkartmamız lazım. Burada Kültür Turizm Bakanlığına geç düşüyor. Hatta Spor Bakanlığımızın bu konuda etkili olması lazım ve bunun gerekli bunun için gerekli olan bir yasa ihtiyacı varsa bu yasanın hazırlanması, sevk edilmesi lazım. Gidip bütün meclisteki bulunan parti liderleriyle bu konuyu konuşup ve bir, bir kısa zamanda bunun çıkarılarak bu işte mücadeleyle ancak ben olacağına inanıyorum. Eğer mücadele edebilirsek, edersek biz bu kaçak yayınları önlenebileceğini düşüncesindeyim. Peki Sayın Başkan hep üst tarafı konuşuyoruz. Alt tarafla ilgili işte amatör ligler konusu vardı. Amatör futbolcular hani biz aç mı kalalım, niye oynamıyoruz, niye liglerimiz başlamıyor dediler. İşte U19 ligimiz Başlattık. başladı bununla ilgili ne söyleyeceksiniz? Pandemi sonrasında orada da bazı sıkıntılar yaşandı. Üst taraf tamam önemli ama neticede o kökler aşağı doğru yayılıyor ve üst tarafı besleyen aslında alt taraf. Yani altyapılar. U19 olmak üzere başta gerçekten diğer bütün liglerin amatör liglerinde Türk futbolunun geleceği için önemli olduğuna inananlardanım. U19 Süper Lig'de başlattık. 1. Lig'de bir Nisan ayında başlıyordu amatör ligler. Nisan ayının ortasına başlatıyoruz. Evet. Kadınlar Ligi'ne başlatıyoruz. Kadınlar ligini çok zor olacağını düşünerek seyahat imkanı şu bu. Bütün kadınlar liginin takımlarını Antalya'ya götüreceğiz. Antalya'da Nisan ayının içerisinde bir program dahilinde ligi oynatarak onu da sonlandıracağız. Amatör liglere de başlayacağız. Onun için Gençlik Spor Bakanlığı ile görüşmelerimiz devam ediyor. Sağ olsun Sayın Spor Bakanımız gerçekten bu işe çok önem veriyor. Ne yap yap dedi bana. Şu amatör ligleri oynat. Oynatalım dedi. Ben de elinden gelen desteği, fedakarlıkları Tabii binlerce yapacağım. Binlerce gencimiz, binlerce insanın evet, spor yapıyor. Anadolu'da bunu bekleniyor. Bu sene inşallah bu amatör liglerin balları oynatırsak. Gelecek yıl yani 2021-2022'de sezon başlarken amatör ligleri de başlatarak yolumuza devam etmek istiyorum. Tabii yine de gözümüz nerede? Sağlık Bakanlığı. Sağlık Bakanlığı inşallah bu aşı olayını sonlandırabilirsek ki ben inanıyorum ki Haziran ayında Temmuz ayında bu işi son noktaya kadar gelmiş olacağız. Biz yeni liglerimiz Ağustos'un ortasından itibaren başlayacak. O zaman amatörleri de kadınlar ligimizi de bütün U19'u da 17'yi de başlatacağımıza inanıyorum. Onlar olmadan futbolun bütünlüğü sağlanamaz. Bir de 1959 öncesi şampiyonluklar konusu var. E, Futbol Federasyonu 1924 yılında kuruldu. Ben bunun konuyla ilgili bir girizgah yapayım, bilgi vereyim izleyicilere de. 1924 yılında kuruldu federasyonumuz. 1923 yılında Cumhuriyetimiz kurulduktan bir yıl sonra. Ve ilk federasyon başkanımız da Yusuf Ziya Öniş'ti. E, hatta Sarıyer'deki stadın adı şu anda kendisinin adını taşıyor. Ve başkanımız. E, hem mahalli hem de ulusal anlamda ligler oynanmaya başladı. Şimdi Fenerbahçe kulübünün bir başvurusu oldu. Efendim şu 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 yıllarda biz şampiyon olduk. Lütfen bu şampiyonluklarımızı bize iade vize verin. Ee, şeklinde. Şimdi ben bir, bu konuyla ilgili de e, bilgi sahibiyim. Mesela 1903 yılında ilk Almanya şampiyonu Leipzig takımı. Bakıyorum 6 takımla oynanmış lig. Mayıs ayı içerisinde 20 günde bitirilmiş. İtalya'ya bakıyorum ilk şampiyon Genoa. 1899 yılında dört takım da oynamış. Üç tane takım Torino'dan, şu anda mevcut olmayan takımlar bunlar. Bir tane de Genova katılmış. Genova şampiyon olmuş. İngiltere'ye bakıyorum 1893'te Preston North End şampiyon olmuş. O zaman penaltı noktası yok, kalelerde file yok, penaltı kuralı yok, ceza sahası çizgisi yok ve 12 takım katılmış. İşte ne ortada bir Liverpool var, ne işte bir Manchester United var böyle bir turnuva düzenlenmiş. İngiltere'de mesela penaltı noktası kuralı 1902'de gelmiş. Ceza sahası ön çizgisi 1890'da gelmiş. 12 metreymiş o zaman. Yani şimdiki kurallardan çok farklı, çok farklı kurallarla oynanan koşullarda, kısıtlı imkanlarda 4 takımın, 6 takımın, 10 takımın katıldığı turnuvalar tescil edilmiş ülke şampiyonu olarak. Şimdi bizde mesela böyle bir şey söz konusu olabilir mi? 1924'teki şampiyonaya bakıyorum. Ben Türkiye'nin diğer illerinden gelen takımlarımız da var. Bu konuyla ilgili bir çalışma yaptınız mı yapacak mısınız? E, ne düşünüyorsunuz? Şimdi Fenerbahçe'nin bu konuda bir müracaatı oldu. Daha çok yakın zamanda oldu. Şu anda bunu kurullarımıza havale ettik. Şu anda inceliyorlar. Yakın bir zamanda tahmin ediyorum bunun cevabını kendilerine vereceğiz. Tabii Fenerbahçe müracaat edince İstanbulspor'un başkanı çok sevdiğim Ecmel Bey hemen beni aradı. Başkan biliyor musun? Ne biliyor? Biz de şampiyon olmuşuz. Biz o zaman eğer bu karar çıkarsa bizim de şampiyonluğumuz tescil edilecek. Önemli olan ne var biliyor musunuz? Bizim yayın gelirlerinden dağıttığımız bir şampiyonluk payı var. Bunu şampiyonluk sayısına bölüyoruz. Fenerbahçe 19 defa şampiyon. Belli bir katsayıyı değil mi tabii. Ne çıkarsa rakam. Bursaspor 1. Lig'de olmasına rağmen dağıtımdan her zaman o paraları alıyor. Şimdi Başakşehir de geldi ortak oldu. Şimdi bu durumda İstanbulspor'da gelecek veya başka takımlar varsa onlar da buradan pay alacaklar. Çünkü kural bu. Gençler Birliği var sanıyorum bildiğim kadarıyla. Evet, hepsini şu anda bizim kurullarımız inceliyor. Bize getirecekler yönetim kuruluna bir sunum yapacaklar. Görüşlerini bildirecekler. Biz yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla oturacağız. Bu kararı vereceğiz ve Fenerbahçe'nin bu zemi müracaatının cevabını vermiş olacağız. Onun için çok daha taze, yeni şu anda A'dan Z'ye kadar bu işi araştırıyoruz. En kısa zamanda bunun cevabını vereceğiz. bunlar evvel bir müracaatları olmuş. Federasyon bunu reddetmiş. Bu ikinci bir defa gündeme daha getiriyorlar. Yani bu bizlerden önceki bir federasyon zamanında müracaatları var. Ondan bilginiz var mı Yurtekin Bey? Var. Var. onunla bir red var. Şimdi bir de tekrar müracaat gündeme getirdiler. Tabii haklarıdır. Biz bu haklarında çok gerekçeli nedenlerini de bize ifade ediyorlar. İnceleyeceğiz ve kalemle. Şimdi, şimdi burada tartışma konusu tabii eğer mahalli ise yani İstanbul şampiyonası ise tabii kabul edilmesi söz konusu olmaz veya Ankara şampiyonası ise. Ama ulusal çapta katılım varsa <laughs> o günün koşullarında. Çünkü mesela Baba Hakkı 1959'dan önce oynadı evet. bütün kariyerinde. Şimdi Baba Hakkı'yı biz yok sayabilir miyiz veya Zeki Rıza Sporel? Evet. Veya Lefterin kariyerinin yarısı, Metin Oktay'ın kariyerinin bir kısmı, Turgay Şeren'in kariyerinin büyük önce. bölümü. Hep 1959'dan önce. önce. Ama biz 1959'dan sonraki şampiyonlukları saydığımız için bu durumu hepsi inceleriyor. Evet ümit ediyoruz ki burada da e, olumlu bir sonuç İnşallah. kulüplerimiz açısından ortaya çıkar. Doğru karar diyelim. Tabii doğru karar. Hakkaniyetli Adil karar. Doğru. Adil bir kararı... Hayır, Kimse şimdi neticede hak etmediği bir şey talep etmiyor. Evet. Yani Gençler Birliği 1961'de, şey 1951'de şampiyon olduysa olmuş. Veya Harbiye olmuşsa olmuş. Fenerbahçe olmuşsa olmuş. Beşiktaş olmuşsa olmuş. Veya Güneş takımı olmuş evet. 1939'da. O yüzden kim hak ettiyse ona e, inceleyeceksiniz inceleyecek, ve gereken yapılacak diye ümit ediyoruz. Euro 2020 için ne söyleyeceksiniz Sayın Başkan? İddialıyız herhalde. Bu özellikle i̇nşallah. savunmamız çok, Tabii şimdi, kalecilerimiz savunmamız çok iyi gözüküyor. İnşallah. E, bazı sakatlıklar yaşıyoruz. İşte Cengiz Ünder'in sakatlığı. Bence 2020'den önce <laughs> ben hemen 24, 27 ve 30 Mart'ta oynayacağımız 3 tane 2022 Dünya Futbol Şampiyonası Katar'da oynayacak. Onun elemelerine başlıyoruz. İlk maçımız Hollanda'yla. Çok zor. Norveç'te maçımız var hemen arkasında. 24'ünde Hollanda'la, 27'siyle Norveç'e gidemiyoruz. Malaga'da oynayacağız. Hemen döneceğiz bu sefer Letonya'da oynayacağız. Bu şekilde Mart ayında ona başlayacağız. Ve ondan sonra 16 Mayıs'ta liglerin tamamını Türkiye'de bitireceğiz. Sayın Şenol Güneş de böyle istiyordu. Ve hemen milli takımları kampa alacağız. Antalya'ya kampa götüreceğiz. Arkasından belli bir program var. Hazırlık maçları var. Antalya'da iki maç oynayacaklar. Sonra Almanya'ya geçecekler kamp süresince. Ve arkadan açılış maçı. İtalya'da oynayacağımız açılış maçıyla başlayacağız. 11 Haziran değil mi tahmin ediyorum? Evet. Peki bununla formatla Haziran. ilgili bir değişiklik söz konusu mu? Acaba? Hayır şu anda yok. Uf farklı ülkelerde var. yine o bilinen formatla oynanacak değil mi? Yani geçen hafta bu 2024'ten sonra Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatı için... Genel Sekreter Yardımcısı Zoran Bey gelmişti, ağırladık onu, epi görüşmeler yaptık, kulüpler birliğiyle de bir araya getirdik, 2024'ten sonraki formatı tartıştırdık, tartıştık hep beraber. Şimdi ondan da aldığımız ifadelere göre, inşallah seyircili 50 minimum seyirciliği oynamak üzere bütün hazırlıklarını yapmışlar. Yani 11 Haziran'da inşallah İtalya ile hazırlık maçıyla ile başlayacağız arkadan Bakü'ye geçeceğiz. 2 maçınız orada var. Hedefimiz gruptan çıkmak olacaktır. Ama daha önemlisi bu maçların yani bu Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılış maçını İtalya ile Türkiye oynayacaktır. İnşallah orada iyi bir netice alarak yolumuza devam ederiz. Ve biraz da kişisel e, konulara girelim sayın başkan. Tabii. Elinizde diyelim ki sihirli bir değnek var. Şu benim tuttuğum kalem gibi böyle sihirli bir değnek. Dokunduruyorsunuz bir şeyi değiştirme imkanınız var. Neyi değiştirmek isterdiniz Türk futbolunda? Maçlardan sonra yöneticilerin <laughs> ve teknik direktörlerin hakem konusunda konuşmamalarını. <laughs> Tek onu isterim. Eğer onu yaparlarsa inanın Türk futbolunun, Türk hakemlik sistemi, VAR sisteminin daha ileriye gideceğini. Kimse sosyal medyada yazılanlara bakmasın. Bütün kulüp yöneticilerinden onu istiyorum. Biz bakmıyoruz. Ne ben ne benim federasyondaki arkadaşlarımın hiçbirisi. Sosyal medyada ne yazılıyor diye hareket etmiyoruz. Biz doğruyu yapmaya çalışıyoruz. Kulüp yöneticilerimizden de bunları istiyorum. Ben MHK başkanımızdan da özellikle rica ettim. Bütün hakem arkadaşlarımız, yardımcı hakemlerimiz, vardaki görev alan arkadaşlarımız sosyal medyaya bakmasınlar. Çünkü gerçekten inanılmaz bir inanılmaz bir şey. Yani bunun ne ölçüsü var? Doğrusu nedir? Şimdi Değil biraz da da kaynaklanıyor. Yöneticileri tanıyoruz. Benim yönetici arkadaşlarım var. Üç büyük kulüpte de. Başkanları tanıyoruz. Evet. Şundan şunu demiriyorlar. Diyorlar ki ya aslında çok büyük baskı altındayız bizde. Taraftarlarımız diyorlar ki niye konuşmuyorsunuz? Niye susuyorsunuz? Niye hakkımızı aramıyorsunuz şeklinde. Evet. Onlar da baskı gördüklerinden yakınıyorlar bir anlamda. Yani bundan konuşuyorlar. Onların da tabii haklı tarafları var. Tabii onlar her zaman taraftarlarına bir hesap verme, işte taraftarlarını hoş etme. Ama bir kısmını memnun ederken bir kısmı memnun olmuyor ki. Yani aldığı hiçbir kulübümüzün hiçbir kararı bütün taraftarları memnun edecek bir karar olmuyor. Seçtikleri bir teknik direktör, aldıkları bir futbolcu veya bir maçta aldıkları bir netice. Birilerini memnun ediyor, birilerini memnun etmiyor. Bizim de aldığımız her karar bir kısmı memnun oluyor, bir kısmı hiç memnun olmuyor ya bizim ya, ya karar almamamız lazım. Peki bu lazım. karar konusunda kurullar çok tartışılıyor. MHK, PFDK işte tahkim da kurulu. Bir, evet. evet onunla ilgili bir Şimdi, yani evet o konuda tahkim kurulunun tarafsız olmadığını işte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bir e, mensubumuz, bir Türk vatandaşımız müracaat ederek spor dünyasılık bir vatanda, müracaat ederek işte tahkim kurulunun seçimliği seçimli bizler tarafından seçiliyor ama bu biz istifa ettiğimiz zaman o kalsın kalmasın gibi konular, onların yemin etmediğinden dolayı bir sıkıntısı olduğunu kararını verdiler. Tabi bunu Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı'nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Daire Başkanlığı var. Onunla beraber bu süreci götürdük ve karar netice olarak üst kurullara da itiraz ettik. Üst kuruldan da böyle bir karar çıktı. Biz bunu değiştirmek için 1 Eylül 2020'de bir mali genel kurulumuz vardı. Dedik ki orada bu değişikliği de yapalım. Tüzük değişikliğimizi, <laughs> statü değişikliğimizi yapalım ve buna göre Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin istediği şekle getirelim tahkim kurullarımızı, disiplin kurullarımızı hepsini. Efendim bunu genel kurul sessin, kulüpler sessin böyle bir düzenleme söz konusu mu? Genel kurula sunacaktık. Onların oylarıyla seçilecekti. Bu kararı getirdik. Ve 1 Eylül'de yapılacak, gen, mali genel kuruldan önce 27 Ağustos'ta kulüplere yolladık. 331 tane bizim deregeniz var. 170 kişiyle toplandık, ama tüzük değişikliği yapmak için üçte iki çoğunluk lazım. Bazı kulüplerimiz bu mali genel kurula gelmeme kararı aldılar. Şimdi o kararı alanlardan birisi FIFA'ya gidiyor. Halbuki o gün gelseydi, o kurula iştirak etseydi, biz o kararı çıkaracaktık. Ve hemen onun istediği şekilde bizim kurullarımızı o, o metotla seçmiş olacaktık. Gelmedi ama gitti FIFA'da derdini arıyor. Bakalım ne bulacak. Göreceğiz bakalım. FIFA'da ne bulacağını göreceğiz. Biz zaten bu konuda baktık ki genel kurulda çıkmıyor. Şu anda Gençlik Spor Bakanlığımızın meclise hazırladığı bir spor yasası var. Sayın Bakanla oturduk, konuştuk, istişare ettik ve spor yasasına o maddeyi koyduk. Yani o FIFA'dan o karar çıkıncaya kadar inşallah spor yasasına biz bu kararı, bu maddeyi koyacağız ve bu maddeyi de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oylandıktan sonra yasalaşacak. Zaten bu iş bitmiş olacak. Biz bunları yaparken bu kulübümüz nedense o da başka bir yerde kendini göstermek istiyor belki. Onun içerisinde. Halbuki onu yapacağına bizim Ankara'daki genel kurulumuza 7 delegere kendisi gelseydi veya onu destekleyen 2 kulübümüz de vardı. Onlar gelmediler. Ve biz de o gerekli çoğunluk olan 212 oyu sağlayamadık. Biz de o maddeyi geri çektik. Ama onlar bugün itiraz ediyorlar. Yani ben bunlarda bir iyi niyet aramıyorum. Bunlar kaosun peşindeler. Futbolda kaosu yaratmak için bir de buradan yoklayalım. Kimimi hakemle uğraşsın, kimi varla uğraşsın, kimi beyzbolsla uğraşsın, kimi gitsin FIFA'ya uğraşsın. Bizim bir tek hedefleri var. Altın tavuk ellerinde olan Türk futboluna kaosu getirmeye çalışıyorlar. Biz burada olduğumuz müddetçe bu kaosun gelmesine müsaade etmeyeceğiz. Doğru bildiğimiz her şeyi de yapmaya çalışacağız. Bizim için en önemli konu Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı'dır. Sık sık toplantılar alıyoruz, yapıyoruz görüş alışverişine bulunuyoruz. Kulüp Lig Kulüpler Birliği, ikinci ve üçüncü Lig Kulüpler Birliği ile neredeyse iki ayda bir, üç ayda bir, federasyonumuzda veya onların seçtikleri bir yerde bir araya geliyoruz, görüş alışverişine bulunuyoruz. Ama bilsinler ki biz bu Türk futbolunda kaosa yer verdirmeyeceğiz. Oynayarak da hakkaniyetle bu ligi oynayarak sonlandıracağız. Peki şöyle bir konu hep konuşuluyor, tartışılıyor. Bazı ülkelerdeki yapılanma gibi kulüplerin, yani kulüpler birliği dediniz Süper Lig Kulüpler Birliği, Birincilik Kulüpler Birliği. Onların dahlinin daha fazla olduğu bir federasyon yapılanması, <laughs> yani kulüpler birliğinin seçtiği bir MHK, kulüpler birliğinin seçtiği bir... PFDK gibi veya işte onların e, yönetimde söz sahibi olduğu daha fazla bir yapı söz konusu olabilir mi Türk futbolunda? Böylece o eleştiriler de otomatikman daha azalacaktır. Böylece federasyonun sorumlulukları daha çok organizasyon, yönetim, milli takımlar şeklinde olacaktır. Bu bir çıkış yolu olabilir mi size Türk futbolunda? Ben ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızın büyük çoğunluğu, belki tamamı çoğunluğu, inanın bütün bunları tartışıyoruz. Yayın ihalesi dahil olmak üzere. MA'kenin tescili, MA'kenin masrafları, var odası bırakalım sizlere diyoruz. Geçmiş dönemde Kulüpler Birliği Başkanı da inanıyorum şimdiki başkan da bunları almak istemiyorlar. En zor işimiz o bizim. Bunlar bizim üzerimizden alındığı zaman biz daha rahat bir şekilde bu federasyonu yönetiriz. Daha çok futbol ve futbol altyapısına daha çok önem veririz. Bizim işimiz gücümüz bu. İnanalım, inanın biz MHK'yi bunlara bırakalım. En büyük kavgayı kendi arada bunlar yaparlar. Yapmaz gibi görünürler ama arkalarından her türlü problemi yaşarlar. Gene burada karar bu ama biz ne yapıyoruz? Göreve geldiğimiz günden beri Sayın Sepil dönemi, Sayın Fiket Orman dönemi, şimdi Sayın Çebi dönemi başladı. İşte Kulüpler Birliği'nde bunlar Süper Lig'de. 1. Lig'de Sayın Murat Sancak, Şedev Volkan Bey ikinci ve 3. Lig'de devamlı teşkiye devamlı görüşme halindeyiz. Sık sık toplantılar yapıyoruz. Görüşlerine önem veriyoruz. Sorunlarını çözmeye çalışıyoruz. Ama doğru bildiğimiz neyse onu da yaparız. Bu birincilikte Lig'de var konusu Playoff'larda uygulanıyor. Çalışıyoruz şu anda. Önümüzdeki sene bu söz konusu bunu böyle bir altyapıya sahip miyiz teknik evet, altyapıya? Şu anda bu konuda hem mehakemiz, hem bizim teknik arkadaşlar bu konuda çalışma yapıyorlar. Çok yakın zamanda karar veriyoruz. Hedefimiz gelecek yılda inşallah yapabilirsek teknik olarak ve kadro olarak MHK'nin kadrosu olarak VAR kadrosu olarak bunu çözebileceksek ben 1. TFF 1. Lig'e de VAR'ın getirilmesini Arzulamaktayım, yapmaktayım. Ondan sonraki hedefte ikincilik ve devamında da üçüncülüğü de, üçüncülüğü de var sistemini getirmeniz gerekiyor. Çünkü gerekir. şimdi bu, özellikle bu sene mesela haftada 10 maç Süper Lig'de. 10 maç birincilikte. 20 maç yapar. Yok, on, birincilikte 9 maç. 10 yani maç, 9 maç. 10 maç, 9 maç. Ee, bazen çarşamba günleri de yani, hafta içi de işte maç oluyor. 128-130 var, 2'ye böl, 65 maç birincilik, ikincilik, üçüncülükte maç var. Maç başında dört hakem sağda, iki hakem var avar, var odasında altı. Yani çok ciddi bir sayıya ihtiyacımız var. Bunun için çalışmak lazım. Alttan yeni hakemlerimizi yetiştirmek lazım. Yukarıya taşımak lazım. Var hakemliği diye bir sistem getirmemiz lazım. Çünkü netice olarak bunlar sağda koşmadıkları için belki sadece var hakemi yetiştiren, sadece var hakemliği yapan bir grubu meydana getirmemiz gerektiğine de inanıyorum. Bunu uygulayan Avrupa'da ülkeler var. Evet teşekkür ediyorum. Peki şunu soracağım Sayın Başkan, ee, siz başarılı bir iş adamısınız, ülkede önemli yer sahibi olan ve e, yaşınızda belli bir yaşa geldiniz artık. Çok şükür. E, maşallahınız var bu arada. Fakat bu enerjiyi nereden buluyorsunuz? Şimdi eleştiriler var, işte tartışılıyorsunuz sürekli, işte federasyon şöyle yapıyor, federasyon böyle yapıyor, beğenen var, beğenmeyen var, göz önündesiniz. Aynı zamanda işleriniz, kendi özel işleriniz var, aileniz var. Bu enerjiyi nereden buluyorsunuz? Nasıl hayatı devam ettiriyorsunuz? Biraz ondan bahseder misiniz? Şimdi bir defa kendime biraz hem iş dünyasında, yani kendi işimde hem de federasyonda yaptığım işlerde bir defa benim vazgeçmeyeceğim bir tek bir konu var. İstişare etmek, danışmak, görüş alışverişinde bulunmak. Buna çok önem veririm. Yani kendi aile hayatımda da, kendi çocuklarımla ilişkilerimde de kendi iş hayatımda da ve şu anda federasyonda da kendi yaptığım spor hayatında da istişare dalışmak beribiri. Tenis oynuyor musunuz hala? Tenis'i bıraktım, golfe başladım. Golf oynuyorum. İşte onda da bir golf oynama, iyi bir golfçi olmaya çalışıyorum. Elimden gelen mücadeleyi veriyorum. Spor benim hayatımda çok önemlidir ve bundan da vazgeçmemek istiyorum. Allah bana sağlık verdiği müddetçe de bunu devam etmek istiyorum. Şimdi tabii bu kadar. İş hayatımın zorlukları var. Ama inanın bu federasyondaki yaşadığım zorluklar iş hayatımda yaşadığım zorlukların kat be kat, bir kat değil, 5 kat değil, belki 10 kat, 20 kat daha <laughs> zor olduğuna. E nereden bulaştın bu işe dediniz oluyor mu zaman zaman? Oldu tabii. Kaderimizde bu varmış. Ben kadere inanan bir insanım. Büyük söylememek gerektiğine de ben inanan bir insanım. Benim ne işim var federasyonda? Ne işim var? başkanlıkta derken Allah nasip etti başkan olduk. Bu bir süreçtir. Bu süreci tamamlayıncaya kadar da görevimi yürütmeye çalışacağım. Adil olmaya çalışacağım. Herkesle görüş alışverişinde bulunacağım. Kendi arkadaşlarımla, yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımla, kendi genel sekreterimle, benim kurul başkanlarımla devamlı istişare halindeyim. Bir kararı hiçbir zaman kendi başıma ve ön yargılı olarak vermem Birçok yönetim kurulu toplantlarına girdiğimde kendi bir fikrimle giriyorum. Ama yönetim kurulu toplantısının dışında çıktığımızda benim düşüncemin tam bir zıt kararıyla aldığımız kararlar çıktığımız çok olmuştur. Bu hem iş hayatında da çoktur, hem Türkiye Futbol Federasyonu'nda da bu kararlar çok olmuştur. Önemli olan çoğunluğun düşüncesidir benim bende olan. Bunu her taraftaki bütün hayatım boyunca buna dikkat etmeye çalıştım. Ve bu şekilde de çok zor ama bu zor olan görevi de süreli olan bu zor olan görevi hep süreli diyorum. İnşallah Daha ne kadar devam etmeyi düşünüyorsunuz? 2023 Haziranına kadar genel kurul bize görev vermiş. Ne olacağını yarın kimse bilemez. Allah sağlık, sıhhat, afiyet versin diyelim. Eğer bu görevi yapabiliyorsak, öyle görüyorlarsa yapmaya çalışırız. Yoksa biz bu görevde kalacağız diye de çok da hevesli. Ben Alman burada kalacağım, gelecek seçimim var, ben seçim yatırımı yapayım diye de hiç öyle şeylere bakmam. Hiç de hayatımda yapmadım bugüne kadar yapmamaya da çalışacağım. Evet Sayın Başkan sonuna geldik. Sizin e, eklemek istediğiniz bizim unuttuğumuz herhangi bir konu var mı e, olabilir çünkü? Valla bütün konuları konuştuk. Ligler tüm hızlarıyla devam ediyor. Yalnız buraya bakmayalım. Tabii. TFF 1. Lig'e bak, bakalım. TFF 1. Lig'de iki takımımız direkt çıkacak. Diğer dört takım playoff oynayacak. Müthiş bir mücadele var. E bizim Süper Lig'den dört takım aşağıya düşecek. Lig'den TFF 1. Lig'e gidecek. 1. E lig'den 2. Lig'e düşecek. Bir düşmeler devam edecek bu sene. Gerçekten önümüzde 11 maç hatta 12 maç gibi maç haftası var. Playoff'lar var. Bunlar oynanacak. Ve 16 Mayıs'ta bunları bitirmeye çalışacağız. Kışı da geride bıraktığımıza inanıyorum. Hiçbir maçımız şu an bir maçımız kaldı. O da 27 Mart'ta oynayacağız herhalde. Bir üçüncü lig maçımız var herhalde bildiğim kadarıyla. Bütün maçlarımız eksiksiz geliyoruz. Covid'de bir karar, bir karar getirdik. Bakın bugüne kadar Allah'a şükürler olsun harfiyen bütün kulüplerimiz uydular. Hiçbir maçı ertelemeden yürüyoruz. Kaldı 10 haftamız. Allah'ta futbolcularımızı, teknik ekiplerimizi Covid salgınından korusun. Sağlık ve ligi sonlayalım. Evet, teşekkür ediyorum ben Sayın teşekkür Başkan. Ederim. Bu arada tabii e, hafta içinde vefat eden milli futbolcumuz evet. e, Erhan Önal ki Bayern Münih altyapısından yetişti. Ardından standart liyeş geldi kısa bir süre Fenerbahçe. Ardından tekrar e, standart liyeş Galatasaray derken çok parlak bir futbol kariyeri. Amili takım. Aynen. A milli takımda önemli başarıları imza attı. Kendisini rahmetle anıyoruz mekanı cennet olsun, nurlar içinde yatsın Erhan Önal sevgiyle, hasretle, minnetle kendisini alalım. Onunla ilgili de bir saygı duruşu evet. maçlarda uygulanıyor. Sayın Başkan, evet biz bu Bir United programında sorun değil çözüm odaklı olmaya çalışıyoruz. Sayın Başkan da siz zaten öyle bir insansınız, çözüm odaklı bir insansınız, pozitif yaklaşıyorsunuz genellikle olaylara ve nasıl yapıcı oluruz Türk futbolunda? nasıl çözüm getiririz sorunlara? Nasıl bu oyunu daha yukarıya çıkartırız bu sevdiğimiz güzel oyunu? Bunları konuşmaya devam edeceğiz. İlk konuğumuz Federasyon Başkanı Çok Sayın Nihat Özdemir'di. Katıldığınız için teşekkür Tekrar ediyoruz. Tekrar iyi iyi programlar yapmanızı, Türk futboluna büyük katkılar sağlamanızı can yürekten diliyorum. Ben de Erhan futbolcu kardeşimizin Allah rahmet etsin. Dileklerimi sunuyorum. Mekanı cennet olsun. Biz de maçlarımıza kendisine ee, bu haftaki maçlarda saygı duruşuyla kendisini anacağız. Ee, önemli bir futbolcuydu. Türk milli takımına hizmet etmişti. Avrupa'da yetişti ama Türkiye'de büyük hizmetleri oldu. Tekrar rahmetle anıyorum. Ailesine de başsağlığı dileklerimi sunuyorum. Teşekkürler değerli izleyiciler. Hepinize mutlu, sağlıklı, huzur dolu bir hafta sonu diliyoruz. Hoşçakalın.